Atatürk'ün Odin'den haberi var mı? Atatürk Odin'le alakalı bir şey dememiş ki diyor bu arkadaşlar. Türk tarih tezinde Atatürk Odin'le alakalı bir şey dememiş. Kardeşim de burada, ikizim Ozan, o da dinliyor. Dedim ki ona bir gün, bu Türk tarih tezinin 4 cildini almıştı. Dedim ki kardeş, dedim bak, konuşuyorduk bu Odin mevzularına falan. Çok ilginç bir şey söyledim. Ona söylediğimi söylüyorum size. Dedim ki kardeş, 2. cildin Alman topraklarıyla alakalı kısmını bir aç. Şimdi oraya Odin yazılmış. Yani tarih 2. cilt kitabında Odin yazıyor. Parantez açılmış. Şimdi o dilde wooden karşılığı ya, Odin. Wooden. İşte yok Wednesday bilmem ne falan. Wooden'ın karşılığını tire yapıp vatan yazmış. Biliyorsunuz değil mi? Atatürk'ün bir vatan diye bir gizli bir cemiyet kurmuştur vesaire vesaire. Geçiyorum. Tamam mı? İki, Odin'den haberi var mı yok mu? Bak, Atatürk nezdinde 1 yıl elçilik. Tamam mı? Kaç yılındaymış? 1935. Bakın şurada. 1935. Atatürk'ün konuşmasından bahsediyor. Diyor ki İskandinavya'daki atalarımız da Türk'tü. Amerikan Büyükelçisi'ne verdiği mülakat. Yani o yüzden Odin'le alakalı kısım vardı kitapta, açık bıraktığım. Bunu da ondan anlatıyorum. Bunları bilerek açık bırakıyoruz. Çünkü bunun altı Atatürk ve Odin konusu kocaman derinlemesine bir şey olduğu için açık bırakıyorum. Bir anda anlattığım zaman insanlara ya falan diyebilecek kısmı var haklı olarak. O yüzden bu dersi özellikle bu dediğim yayında kaynak olarak, yani siz de okuyun, daha farklı şeyler bulursunuz diye söylüyorum. Dil ayağı Odin'e kadar götürülebiliyor. Yani Odin'in bir seyri sülûğü var ve sonunda elde ettiği şeye bakın. Huruf-u mukata gibi harfler ya da Türkçe işte meselesi gibi harfler. Tamam mı? Ya o zaman demek ki bunun bir kökeni var kardeşim ve bu köken, dil konusundaki köken zaman zaman sürekli dile getirilmiş. Aynı şekilde işte din ayağı, işte Atatürk'ün tanrısında bahsettiğimiz din ayağı. Zaten bu Atatürk'ün tanrısına en değer verdiğim kitabım o. Özellikle her yerde bunu söylüyorum. Çünkü çok zor. Onun yazımı gerçekten zor. Anlatımı kısa ve net olması lazımdı. Çok emek harcadık ona. Yani bakın, din meselesinde Soner Yalçın'a zamanında demiştim ki zamanı geldiğinde kitabı yazdığımda melamet ehli olmasının sebebinin sadece bir mezar taşı olmadığını anlayacaksınız. Kul hakkına girmeyin şimdiden demiştim Soner Yalçın'a. Mailleşmelerimiz hala duruyor. Bir yazıya almıştı. Atatürk'ün bakın kitaptaki çalışma tarzımı anlatmak için söylüyorum. Dedik ki hankahta. Atatürk'ün göğsüne bir dua vardı. Konup konmadığı belli değil, tamam mı? Hemen aldı, yazı yazdı. O dönem 2016. Atatürk'ü 10 Kasım'da yazmıştı, hiç unutmuyorum. Atatürk'ün göğsüne konmayan dua diye yazdı. Bak, bu dersi özel olarak söylüyorum. Beyza Hanım'da bunu anlattım. Daha öncesinde buraya söyleyeyim. Atatürk'ün göğsüne konmayan ahiretname duası diye bir şey yok. Kondu. Kim koydurdu? Makbule Hanım'a birileri kızıyor orada, bu Arapçadır vesaire. Atatürk buna karşı olurdu. Geri dönüyor. Döneminin Celal Bayar'ın karısı, eşi diyor ki, giriyor polis memuruna azarlıyor ve o göğsüne o dua konuyor kardeşim. Tamam mı? Kitabımızda, her kitabımızda, bir tek Atatürk'ün tanrısında bunu yapmadık. Her kitabımızda böyle açıklar vardı bilerek. Bakalım hangi ahmak atlıyor. Hangi ahmak kul hakkını gözetmeden alıyor? Hangi ahmak bilmem ne yapıyor? Mesela Ay Yıldız Teşkilatı'na Cumhurbaşkanlığı forsunu. Lan oğlum, belgeleri elimizde. Tamam mı? 10 sene geçti. 2014, 24'te Cumhuriyet TV'de anlattık. Belgeleri 10 senedir elimizde. Ama orada yazmadık. Açık bıraktık bilerek. Kim atlayacak, kim atlamayacak? Atlayan atladı. Herkes atladı daha doğrusu, öyle diyeyim. 17 sayısını türettiler birden. Ki kutsiyet atfetmememize rağmen. Çünkü İslam'da ya da Türk kültüründe dikkat edin, yok Türklerde rakamlar hala bulunamamıştır. La oğlum niye la? Birazcık bir kafa biraz düşün ya. Yani niye? Tamam mı? Çünkü rakamdan ziyade harfin değeri önemlidir. İslam'da da aynı şey var. Kabala'da bu yok. Harftense rakam önemlidir. Pisagor'da da harftense rakam önemlidir. Anlatabiliyor muyum? Rakamın bilinci vardır. Burada harfin bir
manası var. Bilinci de değil, manası oluyor. Şimdi bu ayrı bir ilim. İşte bu ilim Hazreti Ali'ye öğretilen, yok cifir mifir. Orada sayı önemli değil ki kardeşim. Sayılar değişebilir. Bak bunu bile bilmiyorlar cifir ilminde. Sayılar değişebilir. Sonra biri bir şey söylüyor. Yani şöyle düşün. Olasılık var kuantumdaki gibi. Lan olasılıklardan birisini düşürüyorsun oğlum. İyi de düşüremedin diye o olasılığın olmadığı yok anlamına gelmiyor ki. Adam o olasılığı çözecek ilim elinde oğlum. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden din ayağı çok zor. Yani din ayağının anlatılması çok zor. İşte hem Türk öğretisinde hem İslam'ın marifet dilinde sadece geçen oluk kavramı var. Mesela bak, herkese öneririm şu kitap göstereyim. Güzelce herkes okusun. Kitabın, bak söyleyeyim, Enel Hak Şehidi Halacı Mansur Tavasin diye bir kitap yazmış. Yani bakın Tavasin. Ne demek Tavasin? İçinde söylüyor. Tasin kelimesi var ya. Onun çoğulu demekmiş Tavasin. Ve diyor ki bu kitap Tasin'in şerhidir. Yani şunu diyor. Ben Tasin üzerine kamilliğimi kazandım. Yani her hurufu mukata bir insanın kamilin çağına aittir ya. Onun çağında Tahsin'miş söylüyor. Geliyor şimdi bu çağda da geliyor Tahsin. Halacı Baba'nın dönemi. O yüzden bu kitapta da Halacı Baba'yı özellikle aldım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu kitabın bakın arkasında en son sayfasını almış Halacı Baba. Bak diyor ki o kavramını kimlere inanın diyor. O kavramı. Yani bir yara esas ve ulu kudret dedi Atatürk'ün o. Oluk da diyemiyoruz ya o diyebiliriz sadece. Bu dediğin şey hüve değil bakın. Hüve ayrı, hu ayrı bir şey. Hüve o hu'nun yansıdığı işte şu suretteki yansıdığı diyorum bilerek. Hulul anlamayalım vesaire. Bu yansımayı anlamak için zaten ruhun üflenme meselesi nedir ne değildir anlaşılması için buraya gönderilmiş varlıklarız. Mahluklarız diyeyim. Anlatabiliyor muyum? Şunu bakın. Diyor ki oluk üzerine kim derse neye inanın, neye inanmayın. Mesela okuyayım bak. Birkaç tanesini okuyayım. Arkadaşlar kitabın ismini tam söyleyeyim. Enel Hak Şehidi Halacı Mansur Tavasin. Baki Yaşa Altın Ok. Birisi sordu onu gördüm. Baki Yaşa Altın Ok. Tamam mı? Hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Zaman kısa. O yüzden kusuruma bakmayın. İlginç bilgileri vereyim istiyorum. Çünkü kitap zaten orada var. Tamam mı? Kitabı alıp baştan sona okuduğunuzda ne demek istediğimi anlarsınız. En azından onları okuduğunuzda şunları hatırlarsanız biraz daha iş oturur diye düşünüyorum. 11. kısım marifet bahçesi. Yani marifet oya ait. Tamam mı? Ama bunu anlatırken diyor ki mesela anlatamazsınız. Mesela bir tanesinden mesela diyor ki birisi dese ki ben kendimi yok ederek Allah'ı buldum. Ben de yani Halaç Baba da soranmış bakın bugün böyle hani bugünlerde var ya örnekler türediler ya ondan söylüyorum bak ben kendimi yok ederek Allah'ı buldum. Tamam mı? Derse diyor birisi dese ki ben de ona derim ki yok olan ezeli ve ebedi var olanı nasıl buldun? Tamam mı? Bunu diyen kim? Felsefeci Plotin. Bak başlangıcı Plotin. Sonra Plotin sudur inancını bulmuştur. Harabi de sudur anlatıyor, bilmem ne de sudur anlatıyor diye saçmalarsınız. Sudur diye bir şeyden bahsetmiyor. Zaten sudur kelimesi sadr kökünden geliyor. Yani şuranın taşmasından bahsediyor. Birisi de diyor ki extens diye bir şeyden bahsediyor. İkisinin aynı tabir olmadığı buradan belli. Artı diyor ki bak birisi böyle derse onun oğluyla bir ilişkisi olmadığını anla. Ben de ona bunu sorarım diyor. Devam edeyim. Kimi de der ki diyor ben onu kendi varlığımla buldum bilirim. Yani tamam. Yani burada da kendi varlığımla yani diyor ki şu varlığım var ya o varlığımda buldum. Yani hulul inancına atıf yapıyor. Diyor ki ben de ona derim ki iki sonsuz yaratıcı bir arada olamaz. İkilik çıkar. İkilikte
İkilikten kaos doğar. Bak şurada. İkilikten kaos doğar. Tamam mı? Peki böyle sıralıyor. Bak kimiz birisi de der ki diyor. Ben onu adıyla bildim. Biz de deriz ki diyor bak. Ben onu adıyla bildim diyene. Şimdi demin cevap verdi. Ben dedim ki ben ona dedim. Şimdi diyor ki biz de ona deriz ki ad yani isim adlandırılmış olandan ayrılamaz. Çok derin ifadeler var. Açık söyleyeyim. Şimdi bu kitapta vahdet meselesini yazdık. Birazdan ona gireceğim. Onun ayrıntılarını daha sonra bambaşka bir kitapta vahdet ya da işte bir Türkçe bir ismi var onun. Onu yaparak tamamıyla yazmayı planlıyoruz Allah nasip ederse. Bak adlandırılmış olandan ayrılamaz. Çünkü o emirle yaratılmış mahluk değildir. Bak çok önemli bir bahs. Tekrar söylüyorum. Bunu anlaması bile zor işte. Hani Münir Derman Hazretleri var ya bizim dedemiz. Dedenin o akıl yetmez dediği yerler bunlar. Marifette akıl yetmiyor. Aşk lazım. Ama aşk da bugünkü anlattıkları gibi aşk falan değil yani. Birazdan ona da girelim. Aşkın ne olduğuna yani. Bazısı da bak burası çok tehlikeli. Asıl en tehlikelilerden birisi olduğundan bahsediyor. Bazısı da hani artistik yapıyor şimdi burada bunu diyen aslında. Birazcık şey onu onunla bildim. Bak onu aslında ne kadar güzel bir ifade. Şimdi birisi gelse bu şeyler değişik değişik arkadaşlardan birisi gelse. Şimdi anlatıyorlar ki anlattıkları ona şöyle ben onu onunla bildim falan felsefe yapıyor adam diyor ki bunu böyle desem olmaz öyle desem olmaz ha bunu diyeyim tamam ben onu onunla bildim falan çünkü diyen var biliyorum. Bu söz birlikte uzaklaşarak ikiliye düşürmektir. Buna cevap vermemiş bu arada. Bak tekrar okuyayım. Bu söz birlikte uzaklaşarak ikiliye düşmektir. İkilik ise iki yaratıcının varlığını kabul etmek olur. Bunlar çok derin ifadeler. Dediğim gibi, tamam mı? Mesela Muhammed kelimesini kullanıyor. Kardeş, niye adamı kullanmış da falan. Ya bir kişi de çıkıp, bak mütevazı olmayalım o konularda da. Bir kişi de çıkıp, ya kardeşim Muhammed kelimesini Hallacı Mansur kullanmış. Bilmem kim kullanmış. Aşık Veysel'e kadar bu çizgi gelmiş kelimesini bugüne kadar kullanmadı bu kitaba. Onu söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Onu da söylemek lazım. Ya aklına gelmiyor adamın çünkü bir anda o da dumuru vuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya gördün mü? Hani çocuk gibi. Ya gördün mü? Bu var ya Diamond temayla asrın tok mevzusu. İki tane Allah'ın ergeni akıl bali olmayan çocuk. Tamam mı? Karşı karşıya gelmişler. Lan bırakın oğlum istediğini söylesin. O da ona sallasın. Bu da ulan. Lan bu ne İslam'ı biliyor? Karşıdaki de ateizmi bilmiyor. Tamam mı? Ne olmuş yani? Ergen iki tane çocuk. Demin dediğim örneğe geliyor. Toplum iki kanaat önderi, iki karşılıklı kanaat önderi yönetiyor toplumu. Üst tarafta birlik olarak. Bunların zamanı geldiğinde cemiyetlerini açıkladığımız zaman Ergenekon, Mergenekon şeylerini de görecekler ne oluyor. O Ergenekon'u yapanlara göstereceğiz ne oluyor, ne bitiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bunlar aynı odak olduğu için biri bir kanat, biri bir kanat. Ha ben size karşıyım. E kardeşim sen her şeye karşısın. Öbür adam her televizyon dolanıyor. Engellemiyorsun. Adamın izlenmesine iletişim başkanlığı engel koymuyor. Ben biliyorum koyulanlar var, bir sürü var. Koyulanlara geç. Dava açıyor adam sırf ekranda ya da YouTube'da konuşamasın diye dava açılan toplumun değerleri var. Niye sen diğerine dava açmıyorsun? Çünkü adamın işine geliyor. O onu besliyor. O da onu besliyor. Normal. Anlatabiliyor muyum? Ya bizim erenlerin diliyle alakası yok. Sürekli bir öteleme var. Yani hiç aklınızdan çıkmasın. Çok kişiyle tanıştık. Hiçbiri birbirini ötelemedi şimdiye kadar. Bak. Erenlerin ortak özelliği ya da öğretme de demeyeyim ya. Tavsiye şekli bu. Öğretme, Rabbik taslanmak oluyor. Yani öğretme şekli bu. Kimseyi ötelememek. Sen Kur'an'ı çok savunuyorsun. Arkadaşım sen de işte Kur'an'dan hiç örnek vermiyorsun. Sen Türkçüsün, sen şucusun. Hiç böyle bir dil yok arkadaşlar bak. Atatürk'te de bunun özelliğini görüyoruz. Toplum dibe batmış. Eğitim, öğretim dili neredeyse sıfırdan yenileniyor. Adam çıkmış oraya. Türk milleti zekidir.
Türk milleti çalışkandır. Lan ne çalışkanı? Dersin işte bunların şeyine baktığında. Ha, tabii canım. Bu erenlerin motivasyon şeklidir. Millet dibe çöktüğü anda ya da bir millet çok batini bir konuya girer. Uç. Ya bugün öyle işte. Bir önceki çarkta çok zahirdeydik. Tamam mı? Bizim erenler batına çekiyordu işi ipi. Lan gelin oğlum bak saçma bir yerdesiniz. Şimdi tam tersi. Şimdi de o, bizim Türklerin ortası yok. Şimdi de tam tersi. Füze almış gibi batın konuda. Astroloji bilmem ne falan. Şimdi de erenler diyor ki kardeşim belge belge. Biraz okumaya yönelin. Bunlara çok meraklısınız diyorlar. Alın bir kitap okuyun, bir araştırma yapın, bir bilmem ne olun yoksa bereket olmaz. Öyle kolay değil. Belki Kemal kazandın, ne biliyorsun inmeden? Neyle uğraşıyorsun saçma sapan işler? Ama nereden bileceksin Kemal kazandığını? Hangi ayet? Nasıl bir menat görebilirim? Rüya değil. Kur'an'da İbrahim'e geçen menat kelimesi geçer. Rüya meselesi falan hikayedir. Rüya sembolizmidir. Yusuf da görmüştür. Aa çıktı falan derler. Menat öyle değil. Görürsün aynen kesmeye kalkar gidersin. Yoksa İbrahim gibi bir adam oğlunu kurban etmeye niye gitsin lan babasının şeyle putları kıran adam. Menat kelimesi farklıdır. Hızlı anlatıyorum. Tekrar söylüyorum. Tekrarını izlersiniz. İsteyen arkadaş ne alıyorsa alır. Özelden bana sonra da yazabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ezber Buzan Akademi'nden numaramı da alabilirsiniz. Sıkıntı değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kardeşim böyle bir din yapılanması, böyle bir inanç var. Din inancı var. Marifete ait. Yani şeriatla kısıtlıyorsan dini, tamam mı? O dine hakaret zaten dinde değil yani. O her yerde var şeriat. Biraz değişmiş. Öyle olmuş. Kur'an'da kaç yerde şeriat kelimesi geçer? Bu kadar tartışma oldu. İçinizden kim baktı? Dört yerde dört. Sadece dört. Dört kapı kırk makam var ya. O dört kapı denilen yer şeriat, batıniyet falan değil. Şeriatın dört kapısı. Şeriatın. Dört direk, dört dağ. Sabit dört dağ yarattım diyor. Tamam mı? Dört kapı kırk makam mevzusu bu. Kendini devamlı kınamak. Kul Hoca Ahmet Yesevi falan hala en son yazdığı şiirde bile kendini kınıyor. Bizimkiler Allah'ı buluyor şeyde. Anlatabiliyor muyum? O yüzden melamet ya da daha öncesi işte bizim o Türk Sirhudun denilen o Türkiye'nin sır adamları ya da Atatürk'ün adamlar dediği mesele çok 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 farklı bir mevzu. Bu mevzunun detayıyla böyle konuşulması, öğrenilmesi üzerinde durulacak bir şey değil. Onu söyleyeyim. Ancak böyle sohbet olduğu zaman işte ya da gönlümüze geldi mi kitapta yazacağımız zaman ancak anlaşılacak böyle küçük bir şey. Ama tabii canım. O yüzden şimdi bakın şeyi de göstereyim son onunla durduralım. Sözü almak isteyenler var tek tek sorarsınız. Şimdi biz ne biliyoruz şu adam kelimesinden girmişken. Atatürk'ün üç tane işte şiiri var. Ne efendim? Tuna. Tamam varmış. Ne zaman yazmış? Tahmini 23-24 yaşında. Tamam eyvallah oğlum öyleymiş. İnandık. Ne varmış? Atatürk 16-17 yaşında Oğuz oğulları, Asya'nın ortasında Oğuz oğulları falan diye bir şiir yazmış. Vay anasını diyordum ben de ya. Lan oğlum ya 16-17 yaşında biz şeyken karı kız peşindeyken 16-17 yaşında platonik aşklar falan böyle manyak manyak şey kafa uçmuşken Atatürk'te bak sen Oğuz oğulları falan bilincinde bir şeyler. Halbuki erenler yani fıtratına neyse onu o anda yaşatırlar yani. O kadar bilince bir anda zıplatmazlar. Devam edeyim bir saniye. Bunu da yüceltecekler ya. Ne zaman yazmış? 30, 1935-36 senelerinde falan. Ne yazmış? Gelenler adamdı, buldukları insan falan diye bir şiir yazmış. Bak şimdi belge getireceğim bir saniye. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Derginin adı Ana Yurt. Tamam mı? 1933 yılına ait bir dergi. Ayrıntısına girmeyeceğim. İlk kardeşime gösterdim yine ikizim. O çördü. Böyle derginin arkasında. Nasıl yaklaştırsam bilemiyordum. Bakın böyle yapıp şuraya bakacaksınız. Bakın. İyice bir yaklaştırayım. Görebilecek olan var mı? Gelenler adamı. Kim görüyorsa sesini açsın. Evet dokunuyor. Tamam. Peki bakın aynı şey içerisinde aynı bir anlatımın özeti fazla girmiyorum. Şimdi gelenler adamları gördünüz. Peki şu,
Bak şimdi şurayı gördünüz ya. Şurayı gördünüz demiş. Şimdi şunu yaklaştıracağım. Şurayı yaklaştıracağım. Asya'nın ortasında Oğuz oğullarını gören var mı? Görüyorsunuz değil mi? Tamam. Şimdi üçüncü şiir. Var ya bunlar ayrı ayrıymış falan filan ya. Ulan hepsi bir bir. 1933 senesinde burada söylenmiş bir şey kardeşim. Belgesi de burada. Atatürk de böyle çalışır. Tarihsel bir olayı sıfırlarsın, düzenlersin. Atatürk'e hakkını iade edersin. Anlatabiliyor muyum? Atatürkçülük bilmem necilik adına Atatürk 3 tane şiir yapmış. 16-17 yaşında bilmem ne diye sallamazsın kafana. Bak birisi de buna şiiri. Hatta Tuna'yı açalım. Bakın. Başlıyor. Tuna. Gördünüz mü? Heh. Demek ki neymiş kardeşim? Üç tane ayrı ayrı şiir yazmamışmış. Değil mi bu adam? Bak burada belgesi. Aynı yerde yayınlanan aynı konunun üç farklı versiyonunu almışlar. Adamın birisi uzaylıya vuruyor. Gelenler adam diye. Atilla, Atilla. Senin Vatikan'ın ayağını öptüren Atilla'yı diyor. Atilla'yı. Ve onun gibileri. Oğuz'u, Mede'yi, Adem'i. Bak Adem. Ne yazıyor? Bakın. Şimdi burayı bir açalım. Sonra da siz sorularını sorun. Bakın. Şu iki kısa yeri okuyacağım. Tamam mı? Adem ilk adamdır. Adem ilk yaratıcı. Bak. Şimdi hepimiz de içimizde uyandı. O Atatürk'e bak ne diyor ya? Yaratıcı demiş Adem'e ya. Ne yaratması ya? Adem yaratır mı ya? Hemen klasik cevaplar da vardır tabii bununla ilgili. Ya efendim şimdi bu bir tık şey yani. Bir tık aklına adamın o geliyor çünkü onu duymuş ya. Arifler okumaz dediği kitabı okuyor. Şey diyor ki İbn Arabi diyor ki Ariflerin dışında kimse okumasın diyor. Adam Arif olduğu için açıyor Fütuhat-ı Mekke'yi okuyor. 18. soruda oradan bir çıkarım yapıyor. Diyor ki 2024 kehaneti, 2023 kehaneti. Başına da yazmış Arifler okumasın. Demek ki adam Arif'im diyor yani. Bak Adem ilk yaratıcı. Tamam mı? Hemen cevap. Yaratanların en güzeli Allah'tır. Yine yaratmak kelimesi Kur'an'da hiçbir yerde gözükmüyor biliyorsunuz. Şu anlamda geçiyor. Yaratmak. Halk etmek. Tamam mı? Kardeşim Atatürk büyük bir melamet ehline ya da bizim o kanlara ait bir sırrı da açmış ya. Adem denilen ilk adam olan, bak Adem ilk adamdır, tamam mı? Adam olan ilkidir. İnsanın ilki değil. İlk Adem yaratılma meselesi değil. Adam olanın ilki. Yani bizim dilimizde peygamberlik ilk ona gelmiş falan filistan da değil. Niye diyeceksiniz? Çünkü rical kelimesi Kur'an'da ayrıca kullanılır. Peygamber, Resul, Nebi ya da diyelim doğrusunu ayrıca kullanılır. Nuh'a bazı ayetlerde Resul, Nebi derken en önemli ayette rical kelimesini kullanır. Vesaire vesaire. Yazdık Atatürk'ün sırrı ötkende bunları kaynaklarıyla yazdık. Tamam mı? Diyor ki bak Adem ilk insan değil. Adem ilk adamdır. Demek ki o bir sürü insan vesairenin arasında bir adamlık mevzusu gelmiş ve bu adam olmanın şeyi ne? Vasfı ilk ilmi diyelim. Yaratıcılık ilmi. Ne kadar büyük bir şey. Aklınıza ne geliyor yaratıcılık deyince? Adem ilk yaratıcı. Var mı başka yaratıcı? Ne geçiyor? Halk etmek kelimesi dedik. Sadece bir ayet söylüyorum. 23 tane ayet var. Bizim kaç tane peygamber meselemiz vardı? 23 peygamberle alakalı mesele var. 23 diyorum bak. Tamam mı? Diyor ki işte yaratanların da en güzel Allah'tır. Klasik böyle şeyinde üstünü kapalı geçmeyelim diye söylüyorum. 23 tane bu söylediğim gibi ayet var diyeceğim. Bir tanesini söylüyorum. Diyor ki İsa'ya kuş çamurdan kuş halk et. Bir de bak teşbihe de iyi bakın. Adem'in yaratılışı bakın Adem'in yaratılışı Yaratılışı gibi çamurdan tın diyor. Çamurdan kuşu halk et. Bak halk et. Üfle canlansın. Bak ruh üfleme ve Adem'in yaratılışı ile birebir koda ayrı teşbihi. Bu ayrı bir bunun anlatılış tarzı ilmi. Bunun anlatılış meselesi ayrı. Yaratıcılık mevzusu ayrı. Ya halk etme İlmi verilmiş İsa'ya kardeşim. 23 peygamber, 22 peygambere daha verilmiş bu. Aynı ayetlerle sabit lan. Ondan ya Allah yaratıcıların en güzeli Allah'tır diye ayet ondan var. Başka bir şeyden dolayı değil.
O yüzden Türk tarih tezinde daha açıklanması gereken dil ve din saç ayaklarının dışında çok önemli başka saç ayakları var. Bunlar dört temeldir. İkisini açıkladık. İkisini tanım cinsinde açıkladık. Ya güneş dil teorisi ne? Odin'de de var, orada da var. Tamam. Belge evet falan. Din nedir? Melamet demiştik. Evet bak bundan dolayı. Devir nazariyesi. Sadece Melamilerde, Yesevi Bektaşilerde var. Bak Atatürk de bunu kullanmış. Türk tarih tezinin kitaplarına, tarih kitaplarını almış. Ne demiş? İlk hücreden geldik. Darwin gibi sadece maymunu koymamış. İlk hücreye kadar götürmüş. Taşa dahi demiş. Biz ondan dahi geliyoruz demiş falan filan. Çarçur. Tamam mı? Bu var ama bir de iki tane daha saklı ayağı var. İşte bu mevzu onlardan birisidir. O dördüncüsünden hiç bahsetmiyorum çünkü dediğim gibi çok önemli bir kitap yazacağız inşallah. O zaman farkına varacaklar.